Halkların Demokratik Partisi Siirt Milletvekili Grup Başkan Vekili Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş. Buyurunuz Sayın Danış Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Evet, bugün sevgili Tahir Elçi'nin duruşması Diyarbakır'da görülüyor. Evet, Tahir, sevgili Tahir hedef gösterilip katledileli 5 yıl oldu ama 5 yıl sonra ilk duruşma ancak yapılabildi. Ne olmuştu? Evet, bu bir tesadüf olamazdı tabii ki. Hepimizin gözü önünde kameralar kayıttayken katledildi. 3 başsavcı, 5 savcı değişti. Dava açıldı ama dava tabii ki gerçekten failleri bulmak amacıyla değil, failleri aklamak için açılmıştı. Şu anda devam eden davadan yakından takip ediyorum, etmeye çalışıyorum. Bu görüşlerimiz maalesef her hareketiyle mahkeme heyetinin her ara kararıyla destekleniyor. Ne oluyor şu anda? Sevgili Tahir'in eşi Türkan Elçi konuşmak istediği için kendisi bu süre zarfında hukuk fakültesini bitirdi. Stajyer avukat olarak duruşmada mahkeme ara kararıyla onu dışarı çıkarmak konusunda karar veriyor. Avukatların adil yargılama konusundaki talepleri 5 dakika önce takip ettim. Duruşmadan çıkarılma kararıyla yine ara kararı veriliyor ve naip hakim olmadan sanık polisler ifade alınmaya çalışılıyor. Polisler bir zahmet mahkeme huzuruna bile getirilmiyor. Yani bu davadan adalet çıkmaması için, katillerin ceza almaması için maalesef yine bir senaryo devrede. Evet, Tahir'in katili sadece silahı tutan el değil aslında. Kalem tutan eller de bir o kadar sorumludur. Şayet yargı bu azmettiriciler yerine hedef olan kişilere yönelirse üzgünüz ama bu suça ortak olacaktır. Bu çok ağır bir vebaldir. Savcı zahmet edip makamından kalkıp mahkeme heyeti Ahmetlilere teker teker sorsa Tahir Elçi'yi kim öldürdü diye cinayeti aydınlatacak bir yola girmiş olacak aslında. Aslında terörle mücadele eden gizli tanık ihraç ederek herkesin gördüğü gerçekler çarptırılmaya çalışılıyor. Diyarbakır sokaklarında Elçi'yi kimin öldürdüğünü o sokağın sahipleri biliyor. Yüzyıllar geçse de unutamayacağımız hadiselerde eli kanlı olanlar, eli olanlar hakkında gerekli soruşturmalar başlatılmalı. Faillerin, sorumluların bulunması ve gerçekten adil bir yargılama yapılmasını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizler faili meçhulleri unutmuyoruz, unutmadık hiç, unutmayacağız da. Sevgili Tahir'i, sevgili arkadaşımı saygıyla, sevgiyle bir kez daha anmak istiyorum. Şu anda 6 milletvekilimiz duruşmada, duruşmayı izliyorlar ama adil... Buyurunuz. Talebimizin adil bir yargı olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Başkan, bugün evet Dünya Gazeteciler Günü, iktidarın 18 yıllık döneminde en az 721 gazeteci tutuklandı. Çok sayıda gazete ve haber sitesi kapatıldı. Basın yayın organları sansürlendi ve bu süreç devam ediyor. Pandemiye rağmen yüzü aşkın gazeteci hala tutuklu. KCK basın davası dahil olmak üzere 260 gazetecinin davası da devam ediyor. Evet, gazeteciler ağır tehdit altında çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü gazetecilerin önünde iki yol var. Ya gerçekleri hiçbir şekilde görmeyecekler ve yalan haber, algı haberleri, iktidarın talepleri doğrultusunda haber yapacaklar ya da gerçekleri yazacaklar, görevlerini yapacaklar. Görevlerini yapan gazeteciler, yalan atmayanlar, gerçek habercilik yapanlar maalesef tehdit altında Buyurunuz. Ceza alıyorlar ama yalan haber yapmak ve çarpıtmak serbest. Bunun değişmesi gerekiyor. Ben gerçek gazetecilerin gününü kutluyorum bu vesileyle. Evet, kayyum gaspını her fırsatta söyleyeceğimizi söylemiş, ifade etmiştik buradan ve devam edeceğiz. Sur Belediyesi eş başkanlığına 31 Mart'ta seçilen Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir, Sur'daki Ali Paşa ve Lale Bey gibi birçok mahallede eski yapıları
onarmak için aynı yılın yazında Sur sokaklarını sağlıklaştırma projesini hayata geçiriyorlardı. Ve proje kapsamında her bir sokak için 60 bin TL ücret harcanıyordu. Evet, şimdi Kayyum ne yapıyor? Kayyum 22 Aralık'ta atandı. Aynı projeye devam etme kararı aldılar ve her bir sokak için 400 bin TL gider gösteriyorlar. Bizim belediyenin gösterdiği fiyatın 6 katından buyurunuz. 6 katından fazla, 340 bin lira, o geriye kalan 340 bin lira nereye gidiyor gerçekten? Halkın belediyelerindeki bu gelirler, bu hırsızlık, bu yolsuzluk daha fazla nereye kadar devam ettirecek? Bu açıkça bir gasptır, hırsızlıktır. Tıpkı Kayyum'un gasp ve hırsızlık olduğu gibi. Halkın olanı halka değil, kendine harcamanın projesidir bu. Kadayıflar, fıstıklar, şaşalı makam odaları halkın bütçesinden Kayyum'un midesine gidiyor. Bütçe dönemine girdiğimiz bu dönemde meselenin son derece hayati olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet, Şişecam işçileri grevde şu anda. 550 işçi 2 yılda bir imzalanan toplu iş sözleşmeleri tıkandı. Ocak ayında başlayan TİSK görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine 9 Ekim'de başladı bu grev. İşçilerin grev kararı almasıyla birlikte işveren fabrikalarda çalışan 550 işçiye önce zorla yıllık... Buyurun efendim. Önce zorla yıllık izin kullandırdı, ardından da tamamını ücretsiz izne çıkardı. Bunun anlamı işçilerin aileleriyle birlikte üstelik pandemi koşullarında çok zor şartlara zorlanmasıdır. İşçilerin ücretlerini maliyet olarak gören vardiya sistemini değiştiren 100'e yakın işçinin işsiz kalması için uğraşıyor. Bir an önce işçilerin sesine, taleplerine kulak verilmesini istiyoruz. Aynı şekilde bağımsız maden işçileri de 14 yıldır iş tazminatlarını alamıyor. Aynı maden ocağında 8 yıldır ödenmeyen iş kazası tazminatı ve yıllardır ödenmeyen kıdem tazminatları haftalardır gündemde. Maden işçileri taleplerinin karşılanması için eylemdeler ama maalesef polis zoru, darp, engelleme, her türlü yasaklama kararıyla durdurulmak isteniyor. Biz işverenler lehine değil, işçiler lehine bir tutum alınmasını ve seslerine kulak verilmesini buradan da ifade etmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum.